La 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 la, la 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 la, Elmo'nun dünyası. La 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 la, la 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 la, Elmo'nun dünyası. Elmo'nun babı var, bir de kalemi. İşte Elmo'nun dünyası. Bugün aileler, postalar ve banyo saatiyle ilgili yeni şeyler öğreneceğiz. Ha, herkese merhaba, Elmo'nun dünyasına hoş geldiniz. Elmo sizi gördüğüne çok sevindi. Dorothy de öyle. Hadi merhaba de Dorothy. Bilin bakalım Elmo'nun aklından ne geçiyor bugün? Tahmin edebildiniz mi? Pekala, işte size bir ipucu. Bakın, Elmo bu resmi kendisi çizdi. Bu Elmo'nun annesiyle babasının resmi. Elmo annesiyle babasını çok seviyor. Onlar da Elmo'yu çok seviyorlar. Bulabildiniz mi? Tamam, bir ipucu daha. Çocuklar, anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar, ablalar, abiler, teyzeler, amcalar, üvey anneler, üvey babalar, kuzenler. Bulamadınız mı? Size başka bir ipucu daha. Gördünüz mü? Bir anne, bir baba ve iki kız kardeş. Bir saniye. Bakın, bir anne ve bebek. Şimdi de bir saniye. Bakın. Bunlar düt düt ailesi. Gördünüz mü? Bir bebek, bir anne, bir baba ve bir büyük baba. Aileler. Hey! Hatırlayamadı.
sormak istiyor. Siz ailenizle birlikte neler yapmayı seversiniz? Dorothy, ben annemi gıdıklamayı severim. Merhaba Dorothy. Ben ailemle pek çok şey yapmayı severim. Annem, babam, büyük annem, büyük babam, ikiz kardeşlerim Nicole ve Daniel ve küçük kız kardeşim Lauren. Dorothy, ben ablamın sırtına binmeyi severim. Teşekkürler Dorothy. Aa, teşekkürler çocuklar. Şimdi Elmo bir bebeğe soracak. Merhaba bebek. Merhaba annesi. Merhaba Elmo. Merhaba. Bebek. Bebek. Ailenle neler yapmayı seversin? Aa, teşekkürler bebek. Teşekkürler annesi. Teşekkür ederim. Şimdi de Elmo'nun size bir sorusu var. Bu bir araba. Palyaçolar için. Bu palyaço arabasına kaç palyaço sığar? Hadi sayalım ve öğrenelim. Bir. İki. Üç. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ne şirin bir bebek. Sekiz. Dokuz. Dokuz palyaço. Ve de onların su aygırı. Güle güle. Hepsini çok iyi saydınız. Palyaçoların ailesi var. Peki başka kimlerin ailesi vardır? Elmo çekmeceyi açıp öğrenecek. Evet. Aley! Elmo'yu ıskaladım. Bir yaş günü pastasının ailesi var mı? Hayır. Ama bir ailenin yaş günü pastası olabilir. Bir futbol topunun ailesi var mıdır? Hayır. Ama bir aileyle birlikte futbol oynayabilir. Açık gözün bir ailesi var mıdır? Evet var. Anne. Açık gözün annesi. Bana mı seslendin ne oğlum? İşte anne açık göz. Teşekkürler çekmeci. Merhaba ben Saftirikler. Saftirik aile dansını hatırlayabildiniz mi? Denemeye devam edin, hatırlayacaksınız. Galiba anlaşamıyorlar. Evet, aileler de bazen tartışır. Bay Saftirikler! Denemeye devam edin. Elmo'nun arkadaşı Rina'nın bir aile dansı yok. Ailesi birlikte yemek yemeyi seviyor. Büyük annesinin yaş günü için hepsi bir Çin restoranında yemek yemişler. Rina bu yemekte neler yaptıklarını Elmo'ya anlattı. Ortasında yemekler olan yuvarlak bir masanın etrafına oturduk. Böylece herkes tüm yemeklerden kolayca alabiliyordu. En küçük ben olduğum için herkese çay koydum. Büyük anneme, büyük babama, babama, anneme, amcalarıma ve teyzelerime. Aslında en küçük ben değildim, bebeklerdi. Ama onlar çay koyamazlar. Yemeğe büyük annem ve büyük babam başladı. Çünkü en büyükler onlardı. Herkes yemeğe başlamalarını bekledi. Sonra herkes yemeğe başladı. Bütün aile. Kardeşim hariç herkes yemek çubuğu kullanıyordu. Şimdi ona nasıl çubuk tutacağını öğreteceğim. Öğreniyor.
Bir gün o da bebeğe öğretebilir. Hatta uzun eriştelerden bile yiyebilir. Biz bu eriştelerden sürekli yeriz. Çünkü onlar uzun bir ömür anlamına geliyor. Büyük annem de işe yaradı. Tam 80 yaşında. Yemeğimizi portakal yiyerek bitiririz. Onlar da tatlı bir hayat anlamına geliyor. İşte büyük annemin 80. yaş gününde bunları yaptık. Ben çay koydum. Ve yemek çok lezzetliydi. Elmo Rina'nın ailesini seviyor. Elmo daha da fazla aile görmek istiyor. Her türlüsünü. Fakat Elmo onları nasıl bulacak? Elmo nerede olduklarını biliyor aile kanalında. Evet, televizyon. Buraya gel. Tamam. Hadi açıl televizyon. Evet. Aile kanalına hoş geldiniz. Anne ve babanızın istasyonu. Bugün bir müzikalle bu soruya cevap arayacağız. Bakalım Elmo her türden aileyi görebilecek mi? Ben bir minik kuşum, ağaçta otururum. Ailemle uçar ve ailemle yaşarım. Biz bir aileyiz. Bir aile. Ben deniz ayısıyım, denizlerde yaşarım. Ve baba ayı da. Bebekle üç oluruz. Biz bir aileyiz. Aileyiz. Penguenler yaşar kar ve buz içinde. Yumurtadan çıkan yavrularıyla birlikte. Anne. Ben babanım. Biz bir aileyiz, bir aileyiz. Bizler de tavşanız, ağaç altında yaşarız. Hepsi çocuklarımız, hepsi 103 tane. Bizler aileyiz, bir aileyiz. Bizler insanız, bu evde yaşarız. Kedileriyle de. Ve valileri de. Biz bir aileyiz, bir aileyiz. Köpek gibi kocaman. Biricik bir emiriz. Öyle ya da böyle tüm canlılar doğar bir aile kucağına. Yaşarlar beraber. Az sonra başrollerde dede ve ninenin olduğu Çocuklar Çiçektir Onları Koparmayın ve Ana Kuzusu ekranlarınızda. Teşekkürler televizyon. Saftirik kardeşler hala kendi aile danslarını yapmaya çalışıyorlar. Nasıl gidiyor Bay Saftirikler? İyi misiniz? Bir şeyler buldular. Vay canına. Bu mu? Bu saftirik aile dansı mı? İşte saftirik aile dansı buldular. Yaşasın Bay Saftirikler. Elmo saftiriklerin aile dansını seviyor. Ama Elmo ailelerle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyor ya siz. Nasıl daha fazla şey öğrenebiliriz? Aileyle konuşmak ister misin? Vay canına, bunlar üç küçük domuzcuk. Elmo masalınızı bir kitapta okumuştu. Hadi Elmo'ya kendinizden bahsedin. Bizler üç küçük kız kardeşiz. Aynıdır anne ve babamız. Şarkı söylemeye bayılırız. Evet. Dudi 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 dudu. Vay canına, birlikte şarkı söyleyen bir aile. Diğer aileler de şarkı söylerler. Bazı aileler hep birlikte söyler. Bazıları keçi otlatırken söyler. Bakın. Dorothy Elmo'nun şarkı söyleyen bir çoban olduğunu hayal ediyor. Bu tepe müzikle dop dolu. Keçilerin sesini duyuyoruz babamız. Keçileri duyuyoruz. Bizim işimiz bu çobanla keçilerin sesini duyduğumuzda şarkı söyleriz. Keçi. Keçi duyunca söyleriz. Yo la la la. Yo la la la. Yo la la la. Keçi duyunca söyleriz. Yo la la la. Çobanın işi budur. Yo la la. Yo la la. Ha 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 ha
Teşekkürler Dorothy. Ha, size de teşekkürler üç küçük domuz. Ne demek? Şimdi hoşça kal bizden bu kadar. Dubi 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 dubi. Çok eğlenceliler. Bakın. Saftirik kardeşler hala saftiriklerin aile dansını yapıyor. Merhaba Bay Saftirik. Merhaba Bay Saftirik. Bay Saftirik ve Bay Saftirik Elmo'nun saftiriklerin aile dansını yapmasını istiyor. Elmo da bu ailenin bir dostu olduğuna göre hemen geliyorum. Elmo hazır. Pekala. Titre. Çok iyi. Çok eğlenceli Bay Saftirikler. Teşekkürler ama Elmo'nun geri dönmesi gerekiyor. Tamam mı? Teşekkürler. Hoşçakalın. Vay canına. Elmo Saftirik aile dansını yapmayı çok sevdi. Çok eğlenceliydi. Ne dedin Dorothy? Tamam. Dorothy'nin teyzesi Hilda bizden aile şarkısını söylememizi istiyormuş. Başlıyoruz. Bize. Çok güzel. Üç küçük domuzcuk. Aile. Hep beraber. Aile. Şimdi postaları kontrol etme zamanı. Burası mı Dorothy? Tamam. Herkese merhaba. Elmo'nun dünyasına hoş geldiniz. Elmo sizi gördüğüne çok sevindi. Dorothy de öyle. Hadi merhaba de Dorothy. Bilin bakalım Elmo'nun aklından ne geçiyor bugün yatağında. Vay canına. Bu da ne? Hadi hemen bakıp öğrenelim. Posta. Vay canına. Bilirsiniz işte posta. Bir sürü kart ve mektup geliyor. Harika Dorothy. Dorothy de mektupları düşünüyormuş. Ve Dorothy'nin bir sorusu var. Ama Elmo soruyu unuttu. Dorothy sorun neydi? Tamam. Bir mektubu nasıl postalarsınız? Bu çok iyi bir soru Dorothy. Hadi Bay Saftirik'e soralım. Bay Saftirik. Perde. Perde. Lütfen Perde. Dorothy'nin öğrenmesi gerekiyor. Teşekkürler Perde. Bakın bu Bay Saftirik. Merhaba Bay Saftirik. Bay Saftirik basketbol oynuyor. Bu harika Bay Saftirik. Ne? İki sayılık bir atış yapın Bay Saftirik. Vay canına Bay Saftirik. Bu çok harikaydı. Peki şimdi ne yapacaksınız Bay Saftirik? Dorothy'nin sorusu için hazır mısınız? Güzel. Tamam, işte sorunuz. Bir mektubu nasıl postalarsınız Bay Saftirik? Bir mektubu nasıl postalarsınız? Düşünüyor. Galiba aklına bir şey geldi. Dikkat edin Bay Saftirik. İşte buradasınız. Bir mektubu nasıl postalarsınız Bay Saftirik? Bir mektubu var. Şimdi onu postalayın. Hadi gidin. Gidin postalayın. Top değil o, bir mektup. Bir mektupla smaç yapamazsınız. Bir mektubu öyle postalayamazsınız. O şekilde basketbol oynarsınız. Tekrar deneyin. Bu da nereye gitti? Bu da ne? Bir çöp kutusu mu? Hayır Bay Saftirik. Bir çöp kutusu. Çöp kutusu çöpler içindir. Bir mektubu öyle postalayamazsınız. Bir posta kutusu bulmalısınız. Bir posta kutusu bulmalısınız Bay Saftirik. Evet, hadi bir posta kutusu bulun. Buldum. Vay canına, çok güçlüymüş.
mektubu posta kutusunun üstüne değil, içine bırakın. Kapağını açın ön tarafta. Ön tarafta. Yapabilirsiniz. Kapağını açın. Şimdi mektubu içine atın. İçine. Mektubu içine atın, evet. Evet, işte öyle. İçine. Evet, şimdi içine atın. Hayır, Bay Safdirik. İçine atmalısınız Bay Safdirik. İçine atın. Bırakın. Hey, başlamış. Neler oluyor? Posta kutusuna neler oluyor? Canlandı. Dikkat edin. Bay Safdirik, ne yapıyorsunuz? Havalanıyor. Uçak postası. Elmo anladı. Uçak postası. Sakın tutunun Bay Safdirik. Çok komiksiniz. Tamam. Dorothy başka birine daha sormak istiyor. Siz bir mektubu nasıl postalarsınız? Merhaba Dorothy. Bu mektubu en iyi arkadaşım Max'e yazdım. Mektubu böyle postalıyorum. Kapağı açıp posta kutusunun içine atıyorum. İşte bir mektubu böyle postalıyorum Dorothy. Dorothy, büyük anneme bir yaş günü kartı göndereceğim. Önce kartı zarfa koyuyorum. Sonra zarfı yalayıp kapatıyorum. Daha sonra zarfa pul yapıştırıyorum ve posta kutusuna koyuyorum. Bayrağı kaldırıyorum ki postacı içinde mektup olduğunu anlasın. İşte hepsi bu Dorothy. Teşekkürler arkadaşlar. Sana da teşekkürler Dorothy. Elmo şimdi de bir bebeğe soracak. Lala lala dedi dedi. Merhaba bebek. Merhaba. Bebek, sen bir mektubu nasıl postalarsın? Teşekkürler bebek. Şimdi de Elmo'nun size bir sorusu var. Evet. Bu pul yarışında kaç tane pul koşuyor? Hadi sayalım ve öğrenelim. Pullar! Pul tamam. Evet işte bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane pul. Ve bir tane de kocaman paket. Evet. Nereye gidiyorsun paket? Vay canına ne akıllı pullar. Acele posta servisini seçmiş olmalılar. Hepiniz çok iyi saydınız. Elmo yakında bir sürü mektup almayı umuyor. Yaşasın. Elmo'ya mesaj var. Elmo'ya mesaj var. Elmo'ya e-posta gelmiş. Var. Bu da başka Elmo'ya bir mektup. Elmo'ya mesaj var. Bilgisayar dur. Elmo'ya mesaj var. Geri dön bilgisayar. Elmo'ya mesaj var. Elmo bilgisayarı Elmo'ya yakalayacak. Mesaj bilgisayar. Elmo'ya mesaj var. Elmo'ya mesaj var. Elmo'ya mesaj var. Dur artık bilgisayar. Elmo'ya mesaj var. Aferin bilgisayar. Hadi fare. Elmo'ya arkadaşı Minik Kuş bir e-posta yollamış. Merhaba Elmo. Merhaba Deradar. Hiç mektubum var mı diye posta kutuma bakıyordum. Bak. Bu sana gelmiş Radar. Bir kart. Bil bakalım kimden? Benden. Şöyle yazıyor. Sevgili Radar, keşke burada olsaydın. İşte buradasın. Sevgiler Minik Kuş. O posta almayı çok seviyor. E-postamı getirdiğin için teşekkürler bilgisayar. Radar çok şanslı. Postadan Minik Kuş'tan gelen bir kartı aldı. Posta yoluyla başka neler alabiliriz? Hadi öğrenelim. Açıl çekmece. Bu sefer çok kolay oldu. Postane dondurma gelebilir mi? Hayır. Hayır. Dondurma erir. Yapış yapış oldu. Postane bir kaplan gönderebilir. Hayır. Gönderemezsiniz ama kaplanların yaşadığı Hindistan'dan biri size kart gönderebilir. Postane bir yaş günü pastası gelir mi? Hayır. Ama bir yaş günü kartı gelebilir. Postane kurabiye gelir mi? Evet.
Kahvabanga. Kutuyu da yiyebilirsiniz. Evet, kutuyu da yiyin. Ben posta hizmetini çok sevmek. Teşekkürler Çekmece. Elmo da kurabiye canavarı gibi mektup almayı seviyor. Elmo'nun arkadaşı Jennifer ise mektup yollamayı seviyor. Yaş grup ertesi için arkadaşlarını davetiye yolladı ve Elmo'ya neler yaptığını anlattı. İzleyelim Çekmece. Yakında bir yaş günü partisi vereceğim. Bu yüzden arkadaşlarıma göndermek için kendim davetiyeler hazırladım. Davetiyeleri zarfa koydum. Zarfların üstüne renkli boyalarla çiçek yaptım. Arkadaşlarımın adreslerini yazmama annem yardım etti. İhtiyacım olan tek şey puldu. Annem pul almam için beni postaneye götürdü. Sırada bekledik. Sıra bize gelince istediğim pulları seçtim. Çeşit çeşit pullar vardı. Üzerinde çiçek olan pulları seçtim. Gerçekten çok güzellerdi. Ben çiçekleri çok severim. Sonra pulları zarflara yapıştırdım. Ve daha sonra da davetiyeleri posta kutusuna koydum. Umarım arkadaşlarım davetiyeleri almıştır. Çünkü partiye gelmelerini çok istiyorum. Yaptığım süslemeleri arkadaşlarım görünceye kadar bekleyin. Ha, davetin için teşekkürler Jennifer. Elmo gerçekten çok sevindi. Ama şimdi Elmo mektuplarla ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyor. Peki ya siz? Nasıl daha fazlasını öğrenebiliriz? İyi misin televizyon? Evet, Elmo biliyor. Posta kanalını izleyebiliriz. İyi olduğundan emin misin televizyon? Tamam, açıl o zaman. Teşekkürler. Posta kanalı. Her gün, her saat posta servisimiz var. Ve şimdi posta kanalında bir mektubun öyküsü. Bir gün, dün... Küçük bir çocuk bir gün büyük annesine bir mektup yazdı. Bilin bakalım bu mektup kimdi? Bildiniz, bendim, ben. Sonra her mektubun hayallerini süsleyen şey oldu. Küçük çocuk üzerime bir pul yapıştırdı. Gıdıklanıyorum. Sonra da beni postaladı. Wow! Yolculuğum başlamıştı. Posta kutusunun içinde dünyanın dört bir yanına gönderilen bir sürü mektup ve paket vardı. Ben Kuzey Kutbu'na gidiyorum. Ben Güney Amerika'ya. Vay canına. Peki ya sen nereye ufaklık? Büyük annenin evine. Ha, vay canına, çok şanslısın. Birdenbire posta kutusu açıldı. Büyük anne sen misin? Hayır, bu postacı. Bizi postaneye götürecek. Postacı geliyor diyemeden bir rafa koyuldum. Hey! Daha sonra kendimi büyük anneye giden bir uçakta buldum. Hey, benim birinci sınıfta gitmem gerekiyordu. Büyük annenin evine hiç ulaşamayacağımı sanmıştım. Fakat daha ben acele posta bile diyemeden uçak şehre vardı. Ve başka bir postacı beni büyük annenin posta kutusuna bıraktı. Büyük anne, bu sen misin? Torunumdan bir mektup. Hey, büyük anne beni aldığına tabii ki çok sevindi. İşte benim öyküm bu. Mektup olmak harika bir şey. Az sonra posta kanalında mektepli mektup, hemen ardından da postacı kapıyı iki kere çalar. Ya, teşekkürler televizyon. Elmo gerçekten de mektuplarla ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyor. Peki ya siz? Nasıl daha fazla şey öğrenebiliriz? Hey,
Bir posta kutusuyla konuşmak ister misin? Bir posta kutusuyla, evet. Kimse postaları benden daha iyi bilemez. Her türlü postayı tanırım. Gerçekten mi? Ne tür postalar? Oh, paketler, dergiler, mektuplar, davetiyeler. Heh, bir türlü doymak bilmem ben. Vay canına. Peki posta kutusu en çok hangi postaları sever? Reklam broşürlerini. Postalamak istediğin bir şey var mıydı? Hayır, şimdilik yok. Ama bu çok kötü. Çünkü postalayacak olsaydın tam buraya atabilirdin. Evet, Elmo anladı. Sonra da postacı gelip postanı buradan alırdı. Postanı bir yerden başka bir yere göndermenin bir yolu budur. Ayrıca postanı başka bir yere uçakla da gönderebilirsin. Bak posta kutusu. Dorothy Elmo'nun uçakla posta taşıdığını hayal ediyor. Uçak postası. Nihayet yuvamı tüylerle kaplayabileceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşte posta bir yerden başka bir yere bu şekilde gider. Ay, teşekkürler posta kutusu. Vay canına. Elmo gerçekten de mektupları seviyor. Dorothy de öyle. Bu yüzden Dorothy bizden posta şarkısını söylememizi istiyor. Başlıyoruz. Evet. Posta. Hep beraber. Posta. Posta şarkısına bayılırım, ben de söyleyebilir miyim? Tabii ki. Posta. Bıcı banyo saati geldi. Herkese merhaba. Elmo'nun dünyasına hoş geldiniz. Elmo sizi gördüğüne çok sevindi. Dorothy de öyle. Hadi merhaba de Dorothy. Bilin bakalım Elmo'nun aklından ne geçiyor bugün. Vay! Bir yerlerden su sesi geliyor. Bakalım. Kapı açın lütfen. Teşekkürler kapı. Merhaba Elma. Merhaba Edik. Lastik ördekcik sen bir tanesin. Elmanın da aklında. Banyoyu eğlenceli yaparsın. Banyo yapmak için. Lastik ördekcik seni çok seviyorum. Seviyorum. Hoşçakal. Hoşçakal de. Hoşçakal Edik. Hoşçakal lastik ördekcik. Bilirsiniz işte banyo saati. Düşünüyor ve Dorothy'nin bir sorusu var. Ne dedin? Tamam Dorothy, soralım. Banyo yapmak için neler gerekir? Bu çok iyi bir soruydu Dorothy. Hadi Bay Safdiri'ye soralım. Bay Safdiri. Elmo'nun eli ufu oldu. Tamam. Teşekkürler Bay Safdirik. Elmo şimdi daha iyi. Bay Safdirik, Dorothy'nin bir sorusu var. Banyo yapmak için neler gerekir? Küvet. Doğru Bay Safdirik. Küvette banyo yaparsınız. İçi suyla dolu. Suyun çok sıcak olmamasına dikkat edin. Harika. Küvet banyo için hazır. Peki... Banyo yapmak için başka neler gereklidir Bay Safdirik? Bir banyo süngeriniz olmalı. Hayır, onlar kayak takımı.
Ay, yapmayın Bay Saftirik. Hayır Bay Saftirik, öyle banyo yapamazsınız. Bay Saftirik durun. Hayır hayır, onlarla olmaz. Bay Saftirik. Onlar kaymak için. Karda kayak yaparsınız. Banyoda bunları kullanamazsınız. Kayak takımı kaymak için gereklidir. Banyo yapmak için neler gerekir Bay Saftirik? Tekrarlayın Bay Saftirik. Bu da ne? Bunlar yüzmek için. Denizde ya da havuzda. Hayır. Durun Bay Saftirik. Banyo yaparken onlar gerekmez. Yıkanıp temizlenmek için banyo yaparsınız. Sorun değil Bay Saftirik. İşte bu çok doğru Bay Saftirik. Temizlenmek için sabun gereklidir. Kurulanmak için havlu su da var. Peki o nedir? O nedir Bay Saftirik? Nedir o? Bu bir banyo fırçası. Bununla sırtını fırçalayabilir. Çok iyi. Banyo yapmak için bunlar gerekli. Ne yapıyorsunuz Bay Saftirik? Başına bone mi takıyor? Saçları ıslanmayacak o zaman. Ne yapar Saftirik? Durun. Durun. Dişlerinizi çıkarmalısınız. Bay Saftirik. Sırılsıklam oldu. Giysileriniz hala üzerinizde. Banyo yapmak için giysilerinizi çıkarmanız gerekiyor. Evet. Bay Saftirik. Şaşkın Saftirik. Sırılsıklam oldu. Ha, Bay Saftirik giysilerini banyo yaptırdı. Efendim Dorothy? Dorothy başka birine daha sormak istiyor. Banyo yapmak için size ne gerekir? Dorothy, işte ben böyle banyo yaparım. Sabun, bir bez ve suyla. Dorothy, ben duş alarak yıkanmayı severim. Banyom bittiğinde de bir havluyla kurulanırım. Teşekkürler çocuklar. Sana da teşekkürler Dorothy. Elmo şimdi de bir bebeğe soracak. Merhaba bebek. Her yerin ıslanmış. Merhaba annesi. Merhaba. Bebek. Banyo yapmak için neler gerekir? Evet. Su, sabun, havlu ve de anne. Teşekkürler bebek. Hoşça kal annesi. Hoşça kal Elmo. Şimdi de Elmo'nun size bir sorusu var. Evet size. Bu balinanın küvetinde kaç tane baloncuk var? Hadi sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz baloncuk. Vay canına. Ve bir tane de kocaman baloncuk. Toplam 19. 19 baloncuk. Baloncunu patlattığım için özür dilerim. Hepiniz çok iyi saydınız. Şimdi de Elmo'ya mesaj var. Harika. Bakın, Elmo'ya arkadaşları Teddy ve minik mırnav Pırıl e-posta göndermiş. Merhaba Elmo, şu minik mırnav Pırıl'a bir bak. Bu da onun banyo saati, gördün mü? Kendini temizliyor, çok hoş değil mi? Kediler böyle temizleniyorlar, her taraflarını yalıyorlar. Şuna bak. Şimdi de yüzünü temizliyor. Minik mırnav Pırıl, senin yüzün dünyadaki en temiz yüz olmalı. Ve de en sevimlisi. Hey, ne yapıyorsun? Ben zaten yıkanmıştım. Dilin ne kadar da kuvvetliymiş. Hoşça kal Elmo. Ay gıdıklanıyorum. Kedi seni çok seviyor. Teşekkürler bilgisayar.
Hey, kedicikler bile yıkanıyorlar. Hmm. Bunu görünce Elmo'nun aklına bir şey geldi. Başka kimler banyo yapar? Hadi öğrenelim. Çekmece! Elmo su şıpırtısı duyuyor. Birileri çekmecenin içinde yıkanıyor mu? Hayır. Elmo hiçbir şey görmüyor. Kuşlar banyo yapar mı? Ama bir küvet değil. Nesi sabırsızlar? Köpekler banyo yapar mı? Evet. Ama biri onlara yardım eder. Ha. Arabalar banyo yapar mı? Evet, değil. Araba yıkama servisinde yıkanır. Solucanlar banyo yapar mı? Hayır. Kıpırdak hariç. Çamur banyosu yapar. Teşekkürler çekmece. Elmo'nun arkadaşı Juliana Atese'yle yıkamayı seviyor. Elmo'ya onu nasıl yıkadığını anlattı. Sen de izlemek ister misin çekmece? Tamam. Atımın adı Selam. Kirlendiğinde yıkanması gerekir. Bu yüzden annem bana onu nasıl yıkayacağımı öğretti. Önce bacaklarını ılık suyla ıslattık. Böylece suya alıştı. Hortumu yavaşça boynuna doğru kaldırdık. Ve yüzü hariç tüm vücudunu ıslattık. Sonra annem bana onu şampuan ve süngerle nasıl yıkayacağımı öğretti. Boynunu, sırtını, altını yıkadık. Bacaklarını yıkarken çok dikkat ettik. Yelesini de yıkadık. Bu saçlarımızı yıkamaya benziyor. Sonra sıra kuyruğuna geldi. Hepsini yaptıktan sonra tüm vücudunu ılık suyla duruladık. En son yüzünü yıkadık. Çok özen göstermeliydik. Ilık su ve özel bir yüz süngeriyle yıkadık. Ama şampuan kullanmadık. Kurulama sırası gelince suyu tüylerinden bir çubukla sıyırdık. Sonra da iyice kurulansın diye havlu kullandık. Ancak hala biraz nemliydi. Onu biraz yürütüp güneşin altında kurumasını sağladık. Atımı seviyorum. Sera banyo yaptıktan sonra tertemiz oldu. Ama bazen tozların içinde yuvarlanıyor. Hayır. Şimdi her şeyi yeni baştan yapmak zorundayız. Juliana'nın atı Sera banyo yapmayı gerçekten çok seviyor olmalı. Ama şimdi Elmo banyo saatiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyor. Peki ya siz nasıl daha fazla şey öğrenebiliriz? Tabii ya. Televizyonda banyo saati kanalını izleyebiliriz. Açın televizyonu. Banyo Saati kanalına hoş geldiniz. Her gün her saat banyo. Hepimiz yıkandık. Şimdi de Bayan Baloncuk Martin'le banyo saati. Herkese merhaba. Ben Baloncuk Martin. Gördüğünüz gibi banyo yapıyorum. Banyo saati gün içinde en sevdiğim zamandır. Banyo yapmayı çok seviyorum. Siz de banyo yapmak ister misiniz? Gerçekten de yıkanmanız gerekmiyor. Yıkanıyormuş gibi yapabilirsiniz. Bu yapılabilecek en güzel şey. Hepiniz ellerinizi yıkayın. Yüzünüzü yıkayın. Kulaklarınızı yıkayın. Saçlarınızı yıkayın. Topuklarınızı yıkayın. Biliyorsunuz ayaklarınızın arkası. Dizlerinizi yıkayın. Buralarda bir yerdeydiler. Buldum. Fırçala fırçala fırçala. Baş parmaklarınızı yıkayın. İkisini de. Ayağınızın baş parmağını yıkayın. Bunu bulmak kolay oldu. Şimdi her yerinizi yıkayın. Baloncuk Martin
için köpüklü banyolar diler. Hoşçakalın. Banyo Saati kanalında az sonra... Başrolde beyaz sabunun yer aldığı hamam suyu tamam gibi var. Bekle televizyon. Elmo banyo saatiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyor. Nasıl daha fazla şey öğrenebiliriz? Bu gelen de kim? Bir küvetle konuşmak ister misin? Ha, tabii ya. Bir küvetle konuşabiliriz. Evet. Bir küvet olmak nasıl bir şey küvet? Biraz sulu bir şey. Peki bir küvet nasıl çalışır? Şey, musluklarımı çevirerek suyu açarsın. Gördün mü? İşte oldu. Ve musluğumdan ılık su akıncaya kadar çevirirsiniz. Çok sıcak olmamasına dikkat et Elmo. Su çok sıcak olmayacak. Tabii bazı insanlar duş almayı tercih eder. O zaman su duş başlığından akar. Yukarıdan mı? Evet, bu çok havalı. Hayır, havalı değil, sulu. Ancak temizlenmek için illaki küvet gerekmez. Gerekmez mi? Hayır, doğada küvet yoktur ama hayvanlar yine de yıkanabilirler. Minik bir fare bile, değil mi? Bak. Dorothy Elmo'nun yıkanan minik bir fare olduğunu hayal ediyor. Elmo fare gıcır gıcır oldu. Gıcır. Büyük filler de yıkanırlar. Banyo saati. Şarkı söylerim. Şarkı söylerim. Biz banyodayken. Çünkü o zaman sesimizi çok severiz. Banyodayken. Çünkü o zaman sesimizi daha çok severiz. Evet, şarkı söyleyen borular asla pas tutmazlar. Bu çok iyi bir şey. Çok iyi çünkü Dorothy banyo saati şarkısını söylemek istiyor. Banyo saati şarkısı mı? Bu şarkı içimi köpürtüyor. O zaman sen de Elmo ile birlikte söyle. Banyo. Hep beraber. Banyo. Banyo. Hoşça kaldı Dorothy. Hoşça kaldı küvet. Hoşça kalın. İşte Elmo'nun dünyası. Harikaydı, içim müzikle doldu Elmo. Hoşça kalın. Keçi duyunca söyleriz. Yo la la la. Yo la la la. Yo la la la. Keçi duyunca söyleriz. Yo la la la. Çünkü çobanın işi budur. Sesimizi çok severiz. Banyodayken. Çünkü o zaman sesimizi daha çok severiz. Uçak postası. Nihayet yuvamı tüylerle kaplayabileceğim. Teşekkür ederim.